Merhaba GüreşTürkiye.net severler. Bugün tarihlerden 9 Ağustos 2017 Çarşamba ve SmackDown Show'unu beraber konuşmak için hep birlikteyiz. Mixer, GüreşTürkiye, SummerSlam'de ne olarak başladık? Bugünkü hashtagimiz hakeme gözlük, eline sözlük idi. Ben Buğra Gür, sunucumuz Ege Yürüten ve Alperen Gürsoy, ayrıca Mehmet Dinler'le birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz beyler. O zaman şova açılışımızdan başlayalım. Önce geçen haftaki maçın recap'i geliyor. Shinsuke Nakamura vs. John Cena. Nakamura kazanıyor bildiğiniz gibi. Eğer şeyde şov sonunda görmediyseniz YouTube'da John Cena Baron Corbin'e saldırıyor. Daha doğrusu Baron Corbin Nakamura'ya saldırıyor. Cena onu kurtarıyor. Ve Baron Corbin'i anonsör masasının orada AA yapıyor. Şimdi bu segmente geliyoruz. Önce biraz Cena Nakamura'yı övüyor. Ondan sonra Baron Corbin geliyor. Yeni müziğiyle geliyor. Bu çok önemli bir nokta. Çok kötü bir müzik bence. Hiç beğenmedim. Ondan sonra Cena ile ringe çağırıyor klasik bir şekilde. Come get some havaları falan filan. Daniel Bryan geliyor. Klasik iki yüzlülüğünü sergiliyor. İki hafta önce şey demişti. Sen Cena olsa bile istediğini alamazsın demişti. Ama şu an istediğini verdi. Çok enteresan. Özetle Baron Corbin vs. John Cena maçı SummerSlam'de. Lursoy? Yok ortada, o da ayrıs. Mehmet Dinler? Öncelikle forumdaki yorumumu çalıp buraya söylediğin için çok teessüf ediyorum sana. Yani birazcık ayıp, birazcık günah, birazcık yazık. Sinan'ın uzun zamandır ben bu kadar güzel promo kestiğini görmemiştim ya. Ta yani 1-2 yıldır falan. Çok keyifliydi promosu özellikle. Şey hani ya bu, kaybettim. Hiçbir şey de olmadı. Valla böyle hakem makeme de bir şey olmadı. Tertemiz kaybettim. Bu çok sık olmaz. Allah Allah falan dedi. Ya o, ben hani böyle aşırı keyif aldım o promosunu izlerken ama Daniel Bryan geldiği anda tabii benim böyle tüyler diken diken oluyor. Benim böyle bir gidiyor yani. Bütün nefretimi kazandı herif ya. WWE tarihinin en sevilen figürlerinden biri. Tiksiniyorum adamdan ya. Ama bugün güzel bir şey de yaptı. Ona geleceğiz sonra. Daha doğrusu kendi yapmadı da herhalde mani olmaz diye düşünüyorum. Ellsworth geldi biliyorsun. Hı hı. İyi de verdiği ceza bitti yani hani. Kent çağırmadı ki. Bryan'ı yani. Biliyorsun. Kendi kendine ceza uyduruyor bu. Ya Daniel Bryan yemin ediyorum bak şey kovulduğu ya da işi bıraktığı gün şu GM'lik pozisyonundan baklava ısmarlayacağım birilerine. Bu kadarım yani. Klasik bir SmackDown açılışıydı. Baron Corbin'in biraz daha momentum kastığına şahit olduk. Fakat hala Baron Corbin hayal edilen seviyeden çok uzakta ve SummerSlam'de Cash'in yani şu günleri bu şovu izlediğimiz zaman Baron Corbin'in de aklında bence böyle bir şey yok zaten. Yani Baron Corbin'e böyle bir şey seyredilmemiş, söylenmemiş. Yani planda varsa bile. Öyle güzel bir açılış izledik ama hani ben açılışlarda aksiyonu, atraksiyonu seven bir adamım. Onun için biraz John Cena'nın hani çok rahat olduğu John Cena Sax türküsünün söylenip de kendisini dans ettiği girişte bir açılış izledik yani. Ben John Cena'nın böyle mutlu olduğu segmentlerden hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Bu kadar yani. Nefretimsin Cena diyorsun ha. Peki Corbin ne zaman keşin yapmalı? Önce yeni müziğine değinelim. Ne düşünüyorsunuz? Yeni müziğini dinledik berbat bugün. 10 üzerinden hadi herkes puanlasın. 10 üzerinden eksi 10 ya. Vallahi 0 minimum olduğu için 0 veriyorum ben direkt. O Superhuman şarkısı eskisi çok güzeldi bence. Corbin'i çok iyi yansıtıyordu. Şu anki Big Cass'ten halice bence. Big Cass kadar kötü bir şarkısı var. Bence alışınca o kadar kötü gelmeyecek. Bir de şey dedik işte. Baron Corbin hakkında bir şey diyorduk. Cash'in diyorduk. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Chatbox'a da soralım. Corbin'in keşini sizce ne zaman gelir? Chatbox'ta yorumlarınızı bekliyoruz. Mehmet Dinler. WrestleMania falan ya. Hani en erken yani. O civar.
dedin. Çünkü gerçekten daha hiç hazır gibi gelmiyor bana Cashier için. SummerSlam için düşünüyorum ama hiç hazır da değil yani. Değil yani, net değil. Ya abi şey hani geçen şeyi konuştuk ya, hani bu NXT'deki başrol almış isimler artık ana kadroya gelince de direkt hani başrole soyunuyorlar. Hiç o hazırlık aşamasından geçmiyorlar falan diye. Corbin'e niye o uygulanıyor onu hiç anlamış değilim yani. Abi tamam, Midcarter kemerleri şey olabilir, dolu olabilir de yani. Madem bu kadar ümitliydin bu adamdan, WrestleMania'da Intercontinental'ı verseydin bir önce ya. Bir görseydin adamı, niye böyle şeyler yapıyorlar hiç anlamak mümkün değil ya. Mantıklı, deneyim bence, mantıklı. Bence WrestleMania kemerle gidecek ve yani en kötü WWE şampiyonlarından biri olarak hatırlayacağız kendisini. Ben de o şekilde şu anda o şekilde düşünüyorum. Sina karşısında ezildi resmen. Hiçbir varlık gösteremedi yani, bir duruşuyla, hareketiyle, ne bileyim karizmasıyla. Çok kötü bir şekilde ezildi yani. Yani sıkıcı segmentlere yol açıyor sürekli yani. Hani diye şey, önceki feyodunda Nakamura'dan kaynaklanıyordur belki diyordum ama yani yok abi. Sina'ya iki tane laf çaksan zaten bütün seyirci ayağa kalkıyor. Onu bile beceremiyor musun ya? Yani bu adamın hiçbir feyodu da şu anda iyi gitmiyor. Gitmedi ki. Kalisto ile bir feyoda girdi. Dolph Ziggler ile başlarda vardı. Dean Ambrose. Yani her feyodu sıkıcıydı şu anda. Shinsuke Nakamura. Yok yani şey, ring içinde falan yeter. Yani gitgide kendini geliştiriyor da gimmick oynama konusunda, karakter şey, güreşin diğer kısımları konusunda çok net yetersiz yani. Hani geliştirebilir kendini ama ya ana kemer seviyesi için de yani yok böyle bir şey. Yani Jinder Mahal'e falan laf ederken hani daha kötüsü gelecek gibi yakında. Jinder yani Mahal demişken Güre de sorayım bunu buradan. Corbin chatbox şey demiş. Baron Corbin şampiyon olduğu zaman Jinder Mahal'ı arayacağız galiba demiş. Yo, hayır, katılmıyorum. Yani Jinder Mahal kadar kimse seviyeyi düşüremez böyle. Öncelikle Baron Corbin denilen adamın bir tane gimmick'i var. Ve hani en son bir ödül aldı galiba, yanılmıyorsam. Değil mi? Senenin en metal karakteri tarzında bir ödül almıştı. Yani ama Jinder Mahal'de bununla ilgili hiçbir emare yok. Hatta Jinder Mahal'i değerlendirebileceğimiz bir parametre bile yok. Main Event'ta ona dem vuracağım biraz. Katılmıyorum açıkçası bu görüşe. Alperen geldi mi bu arada? Alperen yok. Yo. Tamam. Ege, bu kadar. O zaman söyleyecek bir şeyiniz var mı segment hakkında son olarak? Yok. Yani Daniel Bryan'a lanet olsun. Sadece o. Neyse. O zaman Sami Zayn'in klasik yenilgisine geliyoruz. Sami Zayn ve Ty Dillinger takım oldular. Rakipleri ise SummerSlam'dır takımlar şampiyonasına aday olan Usos. Bu arada maç resmi olarak duyuruldu. Bunu da bu altyazı olarak geçiyorum burada. Usos ve Dillinger Zayn maçı oldu. Maçın özetine kısaca gelirsek Usos kazandı. Ty Dillinger biraz direndi ama işe yaramadı. New Day geldi. New Day kemer alttan muhtemelen ilk defa gözüktü. Kemer alttan sonra ilk defa gözüktü. Sandalye falan devreye girdi işin içine. Çok hoş bir şey segmentti bence. Girişte Big E gözüktü. Arkadan da Woods ile Kofi geldi. Klasik bir takımlar segmenti oldu ama güzeldi diye düşünüyorum. Mehmet? Valla bir New Day'de çok uzun zaman sonra ilk defa vahşileştiler yani. Hani face turn yaptıklarından beri hiç vahşileştiklerini görmemiştim. İlk defa böyle bir adamların içindeki canavar ortaya çıktı ya. Hani sevdim. Eşofmanlarını da çok sevdim. Valla olsa giyerim. Hani net olsa giyerim yani. Çok 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 iyiydi eşofmanları. Valla iyi segment ya, şey, maç sonrası iyiydi de ya abi, hani Sami Zayn'i tamam, hani adamla ilgili planın yoktur, her şeyi geç. Adam Kanada'da şu şekilde kullanmak da biraz gerzeklik gibi geliyor ya. Hani adamın şirket en büyük şey, çiğir alacağı yerlerden biri Quebec yani. Hani
basit bir maç kazandırırsın. Olmadı maçı şöyle kaybettirmezsin yani. Ne bileyim salaklık. Gör. Şimdi... Bir şey diyordun Mehmet. Yok. Ya ben birkaç hafta önce hatırlarsan Ege Yürüten demiştim ki Ty Dillinger hani süper yıldız olabilme potansiyeline sahip, bu ring içi yeteneğiyle ya da promo yeteneğiyle alakalı değil, gimmickiyle insanları arkasına toplayabilir fakat bu adam bir türlü senaryo almıyor diye yakındım. Ondan sonra bir iki defa gördük Ty Dillinger'ın daha fazla SmackDown'da, özellikle altını çizerek söyleyelim, fırsatlar diyarında daha çok izletilmesi gerekiyor. Şimdi Ty Dillinger bu şirketin yakın vadede gözüken, eğer kullanılırsa en büyük seyircilerle en kolay etkileşime girebilecek güreşçisi. Onun dışında Sami Zayn memleketi değil galiba da yine de Kanadalı. Yine yenildi. Yani değişen bir şey olmadı. Bizce bugün konuşacağımız esas soru Usolar rövanşı alabilecek mi SummerSlam'de? Bu çok önemli. Yani Usolar ya biz büyük bir takımız ya da ortalamada kemer geçişlerinde rol alan, yer bulan bir ikili izleyecek. Bizde SummerSlam'deki maçın cevabı bu olacak sonuç itibariyle. Kaybederlerse ikincisine mi demiş olacaklar? Evet. Ya bir geçiş şampiyonu. Mart'tan beri kemeri tutan adamlar, hani Mart'tan Temmuz'a kadar kemer tutan adamlar geçiş şampiyonu mu olacak? Ya demek istediğim o değil. Bugün çarpılacaksın, yemin ediyorum Mart'tan çarpılacaksın. Yani. Bugüne Mart'ta mı şampiyon oldu Usolar? Yani WrestleMania'dan önceki son show'da. Ha. Yani mesele zaten şu. Büyük bir show'da büyük bir zafer alabilmek. Böyle akılda kalıyor güreşçiler. Demek istediğim bu. Yani geçiş o şampiyonluğundan WrestleMania'da zaferleri de var yani. WrestleMania'da kime karşı zafer kazandılar? Bir söyle bakayım bana. WrestleMania'da bir söyle bakayım. Dudley'i yendikleri var bu adamların. Yani çok büyük adamları yenmişler gerçekten, özür dilerim. WWE tarihinin en büyük tek teamlerinden biri. Yani bugünün şampiyonu değil onlar Mehmet Dinler. İyi de ya küçümsemek ya, için de yani. Hayır küçümsemek değil yani. Bu seneden bahsediyorum ben sana. Bu seneki WrestleMania'dan bahsediyorum. Geç. Yani bu konuda tartışıp bir hakikate ulaşamayız seninle. Boş ver. O zaman hazır takımlar demişken yeni iki takımımız live eventlerde debut yaptı. Bunu da buradan söyleyelim. İlk takımımız Eric Rowan ile Aiden English oldu. İkinci takımımız Luke Harper ve Sin Cara oldu. Taptaze iki tane yeni takımımız oldu. SmackDown live eventleri bize gösterdi ki. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bunlardan biri Brizango'ya dalan takım mı çıkacak peki? İhtimali yani. Var. Sin Cara, Luke Harper. Ne alaka lan? Yok hani ya Eric Rowan hani şey Aiden English bir böyle ufaktan mantığa oturtabiliyorum da. Lan Sin Cara, Luke Harper ne alaka ya? Gür. Ya diyecek bir şey yok bu konu, bu segment hakkında. O zaman sıradaki segmentimize geçelim. SmackDown Show'un en güzel anlarından biri gene Fashion Files. Brizango klasik bir şekilde Fandango'yu görüyoruz bir aradan sonra. Gene duvar yazıları oluyor ya hani, orada güzel gene referanslar yapıldı. Tully Blanchard'lar falan vardı, görmüşsünüzdür. Ama segment gene çözülmedi. Sonucu hala bekliyoruz. Brizango'ya kim saldırdı? Gör. Brizango'ya kim saldırıyor? Hala cevabını bulamadığımız bir soru. Bu konuda bir düşen spoiler vardı hatırlarsan Ege Yürüten. O spoiler'ın karşılığı çıkmayacak galiba. Onu söyleyelim mi? Harper ve Roman buradan söyleyelim. Harper ve Roman iddia ediliyordu ama şu anda o şekilde gözükmüyor. Yani o spoiler hatta o gece öyle çıkacağı iddia edilmişti. Fakat olmadı. İlginç bir şekilde hala da bu mistisizmin üstüne gidiyorlar.
Zaten o yine pano sizin geçtiğimiz haftalarda üstüne dura dura konuştunuz. Yine bu haftada acayip güzeldi. Güzel kurgulanmış. WWE'nin o kurgu ekibi üzerine düşüyor fashion moda polisleri hakkında. Ben beğeniyorum. Güzel segment ama bu mistisizmin bir sonu olmalı bence. Yani sürekli bunun üzerinde sorular sorarak heyecanı daha çok arttırmıyor. Ya bu hafta da mı olmadı dedirtiyor açıkçası insana. Biraz da chatbox odaklı gidersek sayın moderatörüm. Orada güzel sorular ve görüşler dönüyor. Sadece sorular da değil, güzel görüşler de söyleniyor. Okuyorum, okuyorum. Şu anda Alexa muhabbeti var da onu görüyorum. Hı hı. Doğum günüymüş, kutlu olsun canım benim. Bu arada aynı şekilde doğum günü kutlu olsun. Kaliteli güreşçi, umuyorum biraz daha güreşmeyi öğrenecektir. İnanıyorum kendisine. Kız güreşmeyi biliyor zaten ya. Abi yapma. Abi NXT face, yani face halindeki maçlarını da biliyorum. Bu kadın gayet atletik, gayet iyi hareketler yapan güreşçi. Gerçi Naomi'yi görünce insan şükrediyor şimdi, o şekilde düşünürsek. Naomi'ye de geleceğiz bugün. Gene güzel bir şekilde boçunu yaptı. Evet, buyurun devam edelim. O zaman Mehmet, sen yorum yaptın Mehmet Dinler Fashion Police hakkında. Yok, yapmadı. Ya, eğlenceli şeyler çıkarıyorlar. O şey hani Gür'ün hani bu artık sıkılmaya başlaması da tüm seyircilere sirayet eden bir şey. Yavaş yavaş aldıkları şey azalıyor. SummerSlam'de sonuca ulaşacaktır muhtemelen. Ve Ascension'ın kullanılış hali çok sevindiriyor ama ya. Hani çok eğlenceli kullanılıyorlar valla. Çok seviyorum. O zaman şovun en tartışılan maçlarından biri Charlotte Flair vs. Lana. Maçı tahmin ettiğimiz gibi Charlotte Flair kazanıyor. Maç içinde Charlotte Flair Lana ile bol bol dalga geçiyor. Ve en önemli an olarak da Lana'nın klasik güreş bilmemesinden dolayı Charlotte Flair'in Titan arkası açılıyor. O taraftaki seyirciler çıldırıyor. Şu an henüz ortada resim yok. Bunu da buradan söylemeden geçmeyelim. Sen sabah burada, bir dakika ya, sen sabah şey demiyor muydun, fotoğrafı pardon Charlotte'ın arkasında oturan adamın Instagram hesabını bulmuştun, onunla iletişime geçmiştin, sana 2 saat içinde atacaktı falan. Ya geyik Gür, biliyorsun nasıl, ben buna inanmıştım kardeşim, nasıl geyik? Ben foruma şey yazdım, 50 bin dolar ödeyip alacağım yazdım fotoğrafları da. Hı. Adam da çekmemiş, böyle bakmış sadece. Kardeş, demek ki öyle bir anı yaşamış. Öyle bir olay yaşamış ki adamlar şok geçirmiş yani. Acaba iyi anlamda mı şok geçirdiler, kötü anlamda mı şok geçirdiler? O da yani o arkasında, o tribünde oturan insanların bileceği bir şey tabi. Ya thank you lana çente attılar adamlar. Bence demek ki memnun kalmışlar ki thank you demişler yani. Hayır, belki de hayal kırıklığı yaşayıp gözümüzde fazla büyütmüşüz, Allah razı olsun demek istemişlerdir, bilemiyorum. Ya tabii. Hayal kırıklığını ilk fotoğraflarında yaşadık Gür sende. Ne? Doğru. Doğru. Doğru dedin. PG'de kalalım, neyse uçtuk gittikçe. Mehmet Dinler, sen ne düşünüyorsun? Lana'dan vazgeçmeyecekler anladığım kadarıyla. Hani sonraki segmentte bunun göstergesi. Evet, bir parantez açalım. Görüşüne paralel olarak Dominic Toretto 34 yazmış. Lana'yı severim fakat ring içi çok kötü. Azıcık geliştirmesi gerekiyor. Çok güzelsin ama güreşmeyi öğren diyerek bir yakınmış Mehmet Dinler. Buyur. Şey artık menajer pozisyonuna kayacak gibi duruyor. Tamina'nın menajeri olacak gibi duruyor bu sefer. Bir sonraki segment onu gösterdi. İsterseniz onu da hani bunun içine dahil edip konuşalım. Tamina hani Lana'nın geçen hafta söylediklerinden sonra bu hafta hani onun arkasını kollamaya gelmemişti. Zaten çok kızgındı. Hani maçtan sonra da şey dedi de gittik soyunma odasında hani ne olursan ol, ister hani daha güzel ol, rubbishing ol, ne halt olursan ol, sen kötü güreşçisin hani dedi. Şimdi hani sıra bende dedi hani sonuç olarak hani
bundan sonra Tamina daha aktif, daha şey bir işte olacak. Hani Lana'nın bu halde bile 3 defa kemer maçına çıkmasına biraz atıfta bulundu. Bundan sonra hani maç haklarını işte kemerin peşinde koşacak olan Tamina ve yanında destek olacak Lana gibi duruyor. Menajerlik Lana'ya hani daha önce yakışan bir şeydi. Diva menajeri olarak da ilginç olabilir. Hayırlısı. Evet. Gör. Chatbox'ı okuyordum da sürekli Naomi'nin şampiyonluğundan bahsediliyor. Naomi'nin bir ayrıca maçı vardı. Yanılmıyorsam. Onu konuşacak mıyız? Orada bu, değineceğiz. Bu paralelde mi konuşacağız? Yoksa hani yaklaşık 15 dakikadır Naomi konuşuyor da Chatbox ondan diyorum. Bu paralelde bir mi konuşacağız? Bir segmentimiz var arada. Ha, tamam. Bir segment sonra söyleriz o zaman onu. Ya Lana hani popçu rapper zannedersem geçmişte fotoğraf mankenliği yapmış. Ring içine ne zaman başlamış? 35 yaşında başlamış. Haliyle o kadar bir ring içinde o kadar bir performansı var. Öte yandan zaten ben federasyondan bu kadından ring içinde bir şeyler yapmasını beklediğini zannetmiyorum. Network'teki şovlarda, pay-per-view'larda kadının giyiniş şeklinden niyetin ne olduğunu zaten algılayabiliyoruz. WWE biraz burada PG nedeniyle 2010 sene önce 2008'de kaptığı seyirci potansiyelini kaybetmemek için yani 10 sene önce 10 yaşında olan adam bugün 20 yaşında. 20 yaşındaki kitleyi kaybetmemek için WWE'nin yetişkinlere özgün hani küçük PG'yi delen network için konuşuyorum. PG'yi delen küçük kaçamaklar yaptığını görüyoruz. Lana da bu hamlelerden biri. Yani güreşmekle ilgili bir şikayetim yok onun için. Çünkü kadının görevi güreşmek değil. Hani giyinmeden çıkıyor falan pay-per-view'daki maçlara. Ne yapalım abi? Bunu sunuyorlarsa bunu izleyeceğiz mecburen. Ama bunu tutup da kemerden başka bir yerde sunabilecekleri yerde doğrusu yok. Ha, dünkü dediğim konu gelirse tek team Women's kemeri bu olabilir yani. Olabilir tabii Lana ama şu an ana kemer etrafında olduğu için de şikayetçi değilim açıkçası. Ha, benim seyir zevkime yönelik bir şey sunmuyor. Ama velhasıl WWE'nin bu konudaki amacını algılayabiliyorum. O zaman sıradaki segmentimizi belki de şovun en güzel segmentine belki de demeyeyim direkt diyorum hatta United States kemeri segmentine geliyoruz. AJ Styles vs Kevin Owens maçı olacak SummerSlam'de bu arada. Buradan duyuralım tekrardan. Shane McMahon maçın hakemi. Burada segmenti kısaca özet geçersem Kevin Owens'ın Face of America gimmickini bırakıp yeniden Prize Fighter'a geri dönmesi. Ve Shane McMahon'ı resmen ne denir yani harcaması, paçavraya çevirmesi. Böyle özetleyeyim segmenti kısacası. Kevin Owens'ın belki de en iyi mikrofon performansını gördük. Segment sonunda da Shane McMahon'le AJ Styles Shane McMahon'le pelekik yaptı. Ama Kevin Owens'a vurmaya çalışıyordu. Ortalık karıştı kısacası. Mehmet? Valla çok güzel segmentti ya hani. Acayip yani. Özellikle Owens'ın hani Shane burada kimseyi kazıklamayacak. Çünkü zaten burada bir McMahon daha önce bir Kanada efsanesini kazıklamıştı deyip Montreal Screwjob'dan böyle süper bir reaksiyon alması, face reaksiyonu alıp üzerine tabii o hak etmişti kazıklanmayı diyerek sonra da top heel'a dönüşmesi bir anda. Yani 3 cümlede falan hani oldu bunlar. Vallahi müthiş yani. Hangi başkan yani? Acayip seviyeler bunlar yani. Ne yapıyorsunuz siz yani? Ardından da olaylar karıştı tabii. Yani Shane'in AJ'ye kazık atacağı şeklinde bir şey yaratmaya çalışıyorlar ama yani Shane face profilden vazgeçmeyeceği için çok hani ben o konularda yok ümitli değilim pek. Yani öyle. Güzel segmentti ya. Hakikaten böyle WrestleMania dönemini hatırlattı biraz. İşte yani Owens elinde ne fırsat varsa kullandı hepsini. Gelecek haftaki şovu ben merak ediyorum ya. Aralarında ne geçeceğini üçünü gerçekten merak ediyorum şu anda.
Owens da ilk başta çok usluydu mesela. Nasıl? İlk başlarda çok usluydu. Hissesini çıkarmadı, ağzını büktü. Face gibi davrandı da sonra geçirdi tabi. Evet, Dominik Toretto demiş. İyi segmentti, beğendim. Owens'a da bu gimmick yakışıyor. Shane, Kevin Owens büyük ihtimal oldu bu segmentten sonra. Çünkü Owens yüzünden dayak yedi. Shane kaliteli maç olur diye de not düşmüş. Evet, kaliteli maç belli olmaz tabi de. Gürot, sen ne düşünüyorsun bu segment hakkında, Kevin Owens hakkında? Ya Mehmet'in dediği noktalara katılmakla beraber öte yandan hani Kevin Owens'ın zaten her hafta kendini bulamamasından şikayetçiydim. Fakat biraz ana vatanına dönüşten ne olsa gerek nedir seyircilerle iyi iletişim kurabildiğini gördük. Açıkçası bu Samoa Joe ya da Alexander Rusev tarzı stil güreşçilerin, aynı zamanda Kevin Owens da bu stile dahildir. Yani ağlak heel olması çekilir gibi değil. Kevin Owens'un böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Kevin Owens'un geçen hafta Shane'in yakasına yapıştığı gibi olması gerekiyor. Ancak böyle izlenebilir olduğu kanaatindeyim. Zira o kalıpta olup da heel karakterde bir rol sergileyip de destroyer olmaması, korkak heel rolü sergilemesi izlenebilirlik, seyir zevkini düşürüyor. Diyeceklerim bu kadar. Ben de şu şekilde devam edeyim o zaman. Yani 1998'de falan referans yaptılar. Çok hoştu bence o orası. Bu arada yani ben şeyin hani Kevin Owens'ın korkak gimlikinden kastettiğin şey Price Fighter falan mı hani yani? Böyle mücadeleden hani yani kemer maçı dışındaki maçlardan kaçan falan hani o tipten bahsediyorsun, o olaydan bahsediyorsun. Yani Kevin Owens'ın, sana şöyle örnek vereyim, hatta chatbox ve YouTube halkına daha aydınlatıcı olur. Universal Championship'teki sergilediği karaktere örnek alırsak ne dediğimi anlatabilmiş olurum. Balor Club demiş, Shane ile yapacaktır AJ. O Pelekik'in hesabını soracaktır. Ne de büyük ihtimalle boşuna durmamıştır diye yorum yapmış. Ayrıca Emre Toker de Survivor Series'teki takımlar belli oldu diyerek bir tahminde bulunmuş. Zannedersem spoiler, onun için okumuyorum. Ege? O zaman söyleyecek bir şeyimiz var mı bu segment hakkında? Yok. Yok. Şimdi o zaman kadınlar şampiyonumuzun muazzam boçunun bulunduğu segmente geliyoruz. Naomi vs. Carmella, kadınlar şampiyonu vs. Miss Money in the Bank. Maçı Carmella cezası biten James Ellsworth'un yardımıyla kazandı. Tabii ki James Ellsworth oraya Naomi düşürmek için hamle yaptı ama Naomi kendi kendine düştü tabii ki. Şaşırmadık. Ya kısacası Carmella kazandı yani. Normal bir maçtı diyorum. Topu Mehmet Dinler'e atıyorum. Abi yok yani. Bak bu kadını böyle hani işte yeni gimliki falan filan diye sevip böyle başımıza çıkaranlar vardı. Böyle taşa et zaman, TLC zamanı falan filan. Ya da ondan biraz sonrasında işte. Her neyse. Yani ilk kemerini aldığı zamanlar. Abi yani kadın hani... Abi benim WWE'de izlediğim en kötü üst seviyede rol almış güreşçi olabilir ya. Hani yani Great Khali falan dahil buna yani. Çok netim yani, performans açısından yani bu kadar mı geliştiremez bir insan kendini ya? Arkadaş sen dansçısın, sen atletiksin, yap kolay ol. Bir hareketi yap, doğru yapmak senin için kolay bir şey olması gerekmez mi? Bu yeteneksizliğin hangi seviyesi bu ya? Çıldıracağım arkadaş. Ya kadında hani ya ring içi boçların her şeyini geçiyorum. Ya dans ediyor olması dışında, dans ederek ringe geliyor olması dışında, böyle hani eğlenceli bir şekilde ringe geliyor olması dışında izlenebilir hiçbir şey yok abi. Bu kadın promo kesemiyor. Bu kadın ring içinde trash talking yapamıyor. Bu kadının maçları rezalet, bu kadının segmentleri rezalet. Ya
ya Natalya daha iyi bir şey, şampiyon gibi görünüyor ya. Hani Natalya kemeri alsın falan deme noktasına geldim yani. Yeter artık, kurtarın bizi şundan ya. James Ellsworth, senin çenene kurban olayım ya. Canım benim ya valla. Bu arada James Ellsworth sonunda geri döndü ya. Aha, çok mutluyum gerçekten. Özletti kendine. Gerçekten böyle kadınlar divizyonu sanki böyle soğuk bir yere çıkmış da böyle yüzü kızarmış, böyle gözlerine yüzüne böyle kan gelmiş kardeşim. Mükemmel bir adamsın James Ellsworth, iyi ki varsın. Bir de arkalanık segmenti de bununla birleştirelim. Carmella ile James Ellsworth birbirine kavuştular. En yakın arkadaşlar olarak öyle geçiyor sanırım senaryoda her o zaman. Natalya ile güzelce dalga geçtiler ikisi de. Yani Natalya ağzını sıçtı sonra. Carmella keko gülüşünü atıp gitti oradan Ellsworth ile beraber. Ama yani Natalya gayet güzel tehdit etti. Bence segmentin galibi Natalya yani. Hani eğer hani SummerSlam'de bir halt yemeye kalkarsanız sana da James'in çenesinden bir tane veririm dedi. Epey hoşnut kaldı. Bilmiyorum, belki Naomi'nin rakibi olduğu için o otomatikman sempatik gelmeye başladı Natalya, bilmiyorum ama yani Code Blue demiş bu arada. Natalya SummerSlam'de kemeri alır. Sonra Carmella daha cash'in yapmaz. SummerSlam'den 2 ay sonra falan yapar diyerek bir tahminde bulunmuş. Ya SummerSlam'e çok fazla cash'in şeyi yapıyorlar zaten böyle. Hani cash'in olacak, cash'in olacak bir göze sokma durumu var. Yani muhtemelen o yüzden ikisi de olmayacak. Hani iki çantada kullanılmayacak gibi geliyor bana da. Ama şey, Carmella'ya da yeni doğru düzgün feud lazım ya. Hani yani onun da böyle kemer için daha biraz bir tık daha erken olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bir şey lazım. Ekstra feud lazım yani. Feud'a girebilecek kişi de yok yani. Şey çok dar olduğu için, divizyon çok dar olduğu için, ama bir şeyler lazım ona da sanki yani. Keşke Becky Lynch feud'u ilerleseydi yani. Carmella ile Becky Lynch mi? Yani Becky Lynch, Ellsworth falan, hani o muhabbetler biraz ilerlese. Ya Carmella'nın maça çıkması açısından değil, doğru düzgün segmente girmesi açısından istiyorum. Kadının şu çıkmadığı şov var ya. Ya Becky Lynch ile Charlotte Flair de bomboş şu anda. Yani WrestleMania, SummerSlam'a giderken hani ciddi anlamda bu kadar, bu hani tamam çok maç var da yani hani senin boştaki Natalya ile Naomi'nin maçı varken senin boştaki isimlerinin Becky, Charlotte olması da yani çok garip, çok tuhaf. Kadın oturacak arka alanda şov izleyecek şu anda gözüken o ki. Son dakika bir kickoff maçı eklenmezse. Tamina maçı falan eklenebilir aslında kickoff'a ya sanki. Yani gelecek haftaya öyle bir şey duyurulmadı değil mi? Gelecek haftaya bir duyuru geçilmemiş gördüğüm kadarıyla. Tartışma konusuna eklenmemiş. Yani kickoff'ta bir iki maç olsa hani bir tanesi Charlotte Tamina falan olabilir. Ya da Tamina şey hani Lana vs şey Charlotte ve şey Becky falan. Hani onlar da şeyin hani bir noktada bu şeyden rahatsız olacaklar. Hani bu ikilinin SummerSlam'ın boş geçmesinden rahatsız olacaktır WWE içindekiler de diye düşünüyorum. Umarım olurlar yani. Akıl var, yakın var ya. Yani. Neyse. Bir de ana kemerimiz için bir segment yapıldı. Shinsuke Nakamura, Rene Young'la maç hakkında ve Jinder Mahal hakkında konuştu. Röportajda hiçbir şey anlamadık. Böyle. Ben hiç izlemedim bile yani. Nakamura'yı dinlemeyi hiç sevmediğim için. Hiç. Gür, sen dinledin mi? Valla ben dinlesem de o arkadaşı anlayabilecek seviyede bir İngilizceye sahip olduğumu düşünmüyorum. Bir de dişlikle konuşma fantazisi neden ya? O da enteresan. Ya biz... Arkalanda bir segmenti vardı Cena ile maça çıkmadan bir hafta evvel. Gülüyordu böyle. İyi yapıyordu Rene Young'a. O kardeşim, aklıma geldi, moralim bozuldu. Bu sansürlü Japonya pornolarına benziyor ya. Allah şeyden öte ya. Gözden ırak. Ne diyeyim. İnşallah ana kemer falan kazanmaz ya. Ben Hindistan'a kabulüm. Japonya falan kaldırabilecek. Japonya falan kaldırabilecek seviyede değilim henüz. Sabrım oralara varmadı.
Ve şovumuzun main eventine geliyoruz. Jinder Mahal, şampiyonumuz Jinder Mahal ne yazık ki gene bir hafta daha şampiyon. Karşısına Randy Orton. Bu grudge match diye geçti, yani intikam maçı. Randy Orton ilk defa Jinder Mahal'a tuş etmeyi başardı. Backlash, Money in the Bank'te yenildi. Battleground'da kafesten çıkamadı. İlk defa kazandı. Jinder Mahal'a karşı Sinclair yoktu bu arada, bunu da buradan söyleyelim. Rusev'de şovu Randy Orton'a tekme atarak ayakta kapattı. Maç kakik yaptı. Mehmet? Ya ben son ana kadar böyle Rusev'i bekliyordum. Hani yok abi, hani ben Randy'nin hani bu adamı yeneceğinden umudumu kesmiştim tamamen. Hani o açıdan çok içim bir rahatladı, bir hoş oldu ya. Hani böyle ya Randy Orton Jinder Mahal'i yenebildiği için falan böyle şey, hani içimiz rahatlıyor. Hani sonunda yenebildi falan diyoruz. Çok garip yani. Hani işin vehametini bu gösteriyor biraz bence ya. Hani bir tarafta senin Randy Orton'un var hani. Ki bu adam hani tam prime döneminde olmasa da şey, hani son Royal Rumble'ı kazanmış, son WrestleMania'dan ana kemerle çıkmış adam Jinder Mahal'i yenebildiği için sevindiriyor hani fanlarını. Ya kardeşim ya, bir dakika, bu adam WWE şampiyonu değil mi? Jinder Mahal. Ne yazık ki. Abi Randy Orton'un, Randy Orton'un sorun olarak konuştuğumuz şey o zaten. Bir dakika, Randy Orton'un, bu arada Kevin Owens Cole demiş, Randy'yi Rusev'i gömecek diyenler nerede acaba? Rusev şov kapatıyor, Randy'den önce bir halta yaramıyordu. Şimdi şov kapattı, şov diyerek bir meeting söyleme yapmış. Ya diyeceğim şu, yine artık burada bir Randy Orton'un kreatif kontrolünü gördük. Nasıl WrestleMania'da Bray Wyatt'ı yendiyse, nasıl John Cena... Kreatif kontrol mü bu? Sus bir. Kreatifle ne alakası var abi de? Kardeşim, Randy Orton'un egosunun, tamam mı, her şeyden üstün geldiğini bu maçta gördük. Bu maçta ne... Adam beni salın part-time olacağım dedikçe adama main event senaryosu yazıyorlar. Bir dakika ya. Bu adam Rasim, John Cena'nın rekorunu egale edebilmek için Rumble kazanıp WrestleMania'da şampiyon kapatmadı mı? Yo. Kendisini. Nasıl yo ya? Yo. Ya White Family senaryosu kapansın diye bu senaryo gelişti. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Ya dalga geçiyorsun ya. Pardon, dalga tabii ki dalga. Bir dakika. Abi Randy Orton o zaman Jinder Mahal'ı niye 3 defa kaybetti? Randy Orton işte olay o. 3 defa kaybettiği için bugün Jinder Mahal nefes alamadan maç kaybetti. Ki evet, karşısındaki bak bir dakika ya. Karşındaki Finn Balor olsaydı eminim bu yorumları yapmayacaktınız. Neyse, demek istediğim o değil. Demek istediğim Randy Orton'un, tamam mı, kişisel egoları uğruna senaryoları bu kadar kolay kontrol edebiliyor olması. Yani abi, şey burada kreatif ya, kontrol vardır. Ya ne alaka birader senin bu herif, dediğin. Bu herif ben sana diyorum ki sen bu herif bir dakika. 3 pay-per-view'dur. Bir jabra, bak bir jabra şey oluyor yani, hani basic senaryolarla, çoluğun çocuğun aklına gelmeyecek senaryolarla kaybediyor. Bu herif abi ne kreatif kontrolü, adam diyor ki part-timer olmak istiyorum artık. Adama şey, hani yüksek senaryolar yazan, sürekli senaryolar yazan hala şirket. Ya Randy şu senaryonun içinde olmak bile istemiyor yani. Dalga mı geçiyorsun benimle? Evet. Hayır, dalga geçmiyorum tabii ki. Demek istediğim şu benim. Randy Orton bir gün yeniliyorsa muhakkak şunu bilin ki rövanşında çok büyük dayak atacak. Bugün de Randy Orton'un bunu... Üçtür yeniliyorsa... Yenilmiyor kardeşim, yenilmiyor. Nerede yenildi? Nerede yenildi? Ben onlara yenilmek demiyorum. Sen yenilmek diyorsun. Ya yok oradan Sink kardeşler fırlıyor, oradan Great Kali fırlıyor. Ya, lan heel karakterin bu, hileyle maç kazanmasına mı takılıyorsun? Kardeşim sanki? Randy ya, Orton abi, temiz ya. Tuş oldu mu? Bak temiz tuş olmadığı maçların abi, sonunda abi, dahi tamam mı? Hala şirketin top face karakterlerinde biri. Hayatım. Niye şey oluyorsun? Yani bu chatbox'ta saygısızlık yaparak hani görüşünün doğru olduğunu zanneden, tamam, başta Numan İnci Sıçan olmak üzere kendilerinize dikkat edin arkadaşlar.
Abi benim şey öfkem, benim öfkem anlıktır ama sonsuzdur, onu bilin. Şimdi diyeceğim şu, Mehmet dinler. Şey soracağım. Hayır abi, diyeceğim şey, şu. Creative Controller olan adam geçen sene bu zamanlar Lesnar'a paspas olmayı kabul eder miydi? Hayır. Böyle paspas olmayı. Kardeşim, Lesnar'a kim paspas olmayı kabul etmedi de? Abi geçen sene Lesnar'a karşı yaşadığı... Ya bir sus neydi? Bir dinlesene. Lesnar'a kim paspas olmayı kabul etmedi de? Abi senaryo dahilindeyse olursun. Randy maçı durduk yere ortaya çıktı. Ben hani diyorum ki sana, ben sana diyorum ki Randy Orton, tamam mı, bir maçı kaybediyorsa rövanşında çok pis dayak atacaktır. Randy Orton'un iki defa Rumble kazanıp, tamam mı, aynı şekilde bu sene Bray Wyatt'tan kemeri alması da Bray Wyatt'ın bambaşka ve bugün sıkıcı olmayabilecek bir karakterde olma ihtimali varken, tamam mı, WrestleMania'da tutup kemeri elinden alması da büyük fiyaskolardır. Randy Orton'un kreatif kontrolüdür. Diyecek bir şey yok. Boklamak için Bray Wyatt'ın şu anda kariyerinin en iyi durumunda olduğunu Bray Wyatt kariyerinin en iyi durumunda mı? Bray Wyatt kariyerinin en iyi durumunda. Ya dün diyordun çok sıkıcı diye. Sen gerçekten çok yanar döner, tamam mı, güreş orospusu bir adamsın ha. Tamam mı? Sen güreş orospusun. Sen daha da radyo madyo yok kardeşim BG sana ulan. Burada. Hadi. Hadi bitti radyo. Yeter artık ya. Şovu yorum puanlayalım. Chatbox'tan bekliyoruz. Şova puanlarınızı ve en iyi maçınızı yazın lütfen. Ben 4 veriyorum bu şova. En beğendiğim maçta... Maç yok zaten. Jinder Mahal Orton kalıyor geriye. Lanet olsun böyle şova. Gür. Ben de 4 puan veriyorum 5 üzerinden. Şimdi chatbox'u okuyalım. Code Blue 4, Finn Balor 4, Cahil Numan 4, Hikmet Zeybet 3.5, Balor Club 5.5, Mertay, Funko Mustafian 4, Ryan 3, AJ Kevin'imiz Chris Jericho 111 4, Mahal ve Orton maçını beğenmiş, Emre Toker 4, Selçuk Rüçhan Ergüner 4, Ultimate Opportunist 3.5, Emirhan Kevin Omusko 4, Atakan 61 3.5, Kamil Kürşat 2, AJ Styles PL 4.31 ve başka da bir şey yok yeni sen yazan. Olsan bari. Sen olsan bari. Sen olsan bari. Al işte. Evet, senin puanı kaç 5 üzerinden Mehmet ya, şova? Mı? 0. Al işte. 0. Sana adamlık puanım 0. Ya yani. Hadi. 5 üzerinden kaç veriyorsun? 3 çalışır ortalama şov. Evet, 3-4. Biz de 3-4'lük chatbox'la birlikte. Arkadaşlar, Ege Yürüten ve Mehmet Dinler'e ayrıca ses sorunlarından dolayı yayına katılamayan Alperen Gürsoy'a çok teşekkür ediyorum. Her hafta salı ve çarşamba akşamları 22'de radyo yayınlarımıza devam ediyoruz. Haftaya bildiğiniz üzere SummerSlam etkinlik haftası var. Yazın en büyük eğlencesinin etkinlik haftasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.